Merhabalar, ben Ayvi Kedir'in kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bütün annelerin aklında olan kafasındaki soru işaretlerini gidermek için ateşli çocuğa müdahale videosu çekiyorum. Biliyorsunuz zaten kendimden bahsetmeme gerek var mı bilmiyorum ama ilk defa izleyecekler için. Hemşireyim, 3 yıl yeni doğan hemşireliği yaptım. 2 yılda çocuk hemşireliği yaptım. Ateş konusunda bayağı bir deneyimim var, bunu söyleyebilirim. Hastanede ne yapıyoruz? Ayrıca anneyim, evde neler yapıyorum? Bunlardan bahsedeceğim, video geliyor. Olarak bir şundan bahsetmek istiyorum. Ateş çok da korkulacak bir şey değil. Eğer bebeğiniz ateşleniyorsa biraz da sevinmeniz gerekiyor. Çünkü bağışıklık sistemi çalışıyor demektir. Bağışıklık sistemi çalışan insanlar zaten ateş bir alarm sistemi. Bir sıkıntı var. Bağışıklık hücreleri çalışıyor. Vücudu ısıtıyor ki o neyse, virüs olur, bakteri olur, onu yok etmeye çalışıyor. Yani bağışıklık sistemi her ateşte biraz daha güçleniyor. Yani böyle ateş olduğunda hemen ilaç verip ateşi düşürmeye çalışmayın diye bu videoyu çekiyorum. Biraz da içinizi rahatlatmak için hemen malzemelerle başlayalım. Şimdi malzemeleri göstereceğim size. Komik ama şöyle bir bebeğim var. Ateş ölçer. Şöyle kapta bir suyum. Bir de pamuğum var. Şimdi bebeğimiz ateşlendi. İlk ne yapmalıyız? Bundan bahsedeyim. Sonraki uygulamaları söyleyeceğim. Bebeğin ateşlendiğini fark ettiniz. Nasıl fark ederiz derseniz, bebeğinize sık sık dokunuyorsunuzdur zaten. Birincisi oradan fark edersiniz. İkincisi böyle biraz durgunluk, yanaklarda kızarıklık. Hani bakıyorsunuz bebeğiniz koşuyor, bir yanakları kırmızı gibi. Hemen bir dokunun bebeğinize, ateşi var mı yok mu? Ne yapıyoruz? Ateşin olduğunu düşündük. Hemen ölçüyoruz. Çünkü elimiz soğuk olabilir, sıcak olabilir, yanılıyor olabiliriz. Ben kesinlikle koltuk altı derece öneriyorum. Sebebini de anlatayım. Hastanede yıllardır her türlü dereceyi denedim. Bu alından ölçenler evet çok kolay. İşte bunu koltuk altında bebeğin tutmak zor. O çok kolay. Hemen tık diye ölçüyor. Ama gerçekten doğru ölçmüyor. Defalarca denedim, ölçmüyor. Kulaktan ölçen de tam zara denk gelmesi gerekiyor doğru ölçmesi için. Onu da denk getirmek çok zor. O da doğru ölçmüyor. En doğru koltuk altı ölçüyor. O yüzden bir tane bu derecelerden edinmenizi tavsiye ediyorum. Bunu da linkini bırakayım aşağıya, kendi kullandığımı. Bu benim kullandığım değil aslında. Bunu öyle aceleyle eczaneden almıştım. Ben Çikko'nunkini kullanıyorum. Onu Konya'da unutmuşum. O yüzden şimdi bununla gösteriyorum. Mutlaka yanınızda bir derece olsun. Nereye giderseniz gidin götürün. Zaten minicik bir şey. Fiyatları da uygun oluyor. Ateşini ölçtük. Daha sonra ne yapmalıyız? Şimdi ateş alarm seviyesi 38,5. Önce onu söyleyeyim. Yani alarma geçmeden önce 38,5'tan aşağıya mı? Önce bu ona bir bakalım. Mesela 37,8 geldi ateşi. Evet, 38'e yakın ama 37,8 yüksek mi değil mi bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bebeğimizin üstündekileri çıkarıyoruz. Sadece bir atletle kalsın. Bir yarım saat sonra tekrar ölçüyoruz. Bakıyoruz çıkıyor mu düşüyor mu, ona göre müdahalede bulunacağız. Baktık 38 oldu. Demek ki çıkma eğiliminde. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen müdahale etmemiz gerekiyor ki çıkmasın. Yani 38,5'u bulmasın. Biz ilaç kullanmak zorunda kalmayalım. Hemen duş aldırabilirsiniz ilk olarak. Bebeğinizi hemen soyuyorsunuz. Bir ılık duş aldırıyorsunuz. Sıcak değil, soğuk değil. Ilık normal duş aldırıyorsunuz. Kuruluyorsunuz. Böyle çok kalın giydirmiyorsunuz çıkarınca da ki hani yine ısıyı korumaya çalışmayın. Yani o ısıyı atmaya çalışıyoruz vücuttan. Duş aldırdık. Duştan çıktı, kurulandık. Tekrar ölçtük ateşini. Biraz düşme eğiliminde. Tekrar çıkıp iniyorsa ya, hala çıkma eğilimindeyse 38,5'u bulmadık ama. Bundan bahsediyorum. Soğuk uygulamaya geçiyoruz. Buna soğuk uygulama değil. Eskiden soğuk uygulama deniyordu. Şimdi ılık uygulama deniyor. Çünkü ılık zaten. Normal çeşmeden aldığım su. Sürekli çocuğu duşa sokup çıkarmak zor olacağı için bu ılık suyu pamuğa batırıyorum. Pardon, pamuğu ılık suya batırıyorum. Hangi bölgelere uygulayacağınızı göstereceğim şimdi. Şimdi bu çocuğunuz, daha doğrusu ilk önce hangi bölgelere uygulamayacağınızı göstereyim. Birincisi karın bölgesine bu ıslak pamuğu koyarsanız bebeğiniz üşütür. Yani siz kendinizi düşünün, karnınıza bir sıcak bir şey koyup yattığınızı. Kesinlikle üşütür yani, karnını üşütür. Gaz olur, ishal olur. Doğru değil. Akciğerin üstüne koymuyoruz şuraya. Çünkü akciğeri üşütebilirsiniz. Bu sefer solunum yolu hastalıklarına sebep olabilirsiniz. Şimdi koyacağınız yerleri gösteriyorum size. Alnına, zaten bu klasikti, herkes bilir. Koltuk altına, şuralara, dizlerinin altına, en çok ısınan bölgeler burası. Koltuk altını söyledim zaten. Şu bacaklarının arasına, buralara koyabilirsiniz. Daha hızlı düşüyor ateşi. Ama asıl iyi yöntem ne diye sorarsanız, bunu böyle koydunuz ya, bu alnında ısınıyor bebeğin ısısıyla.
Bu sefer işe yaramıyor yani. Bunun ılık olması lazım. Bebeğin ısısından soğuk olması lazım. Bunu koyuyorsunuz, ılıyor. Şöyle silme yöntemi çok daha iyi. Ben mesela bu şekilde siliyorum. Kollarını siliyorum, bacaklarını siliyorum sürekli. Sürekli ısı alışverişini sağlıyorum. Tekrar batırıyorum çünkü buradaki su ılık. Bu ısınıyor yavaş yavaş. Bu şekilde ateşini düşürmeye çalışıyorum. Bazen hiç ilaç gerekmeden gerçekten bu şekilde düşüyor. Eğer ağır bir enfeksiyon ya da bir komplikasyon durum yoksa işte sağlıyorum diş için çıkan bir ateş. Ya da işte çocuk çok yorgun oluyor, az uyuyor, bir şekilde bir sebepsiz bir ateşi çıkıyor çocuğun. Bu şekilde çok kez düşürdüğümüz oluyor ateşi. Hastanede de oluyor gerçekten, hiç ilaç kullanmadan soğuk uygulamayla düşürüyoruz. Ki ben zaten ilacı son çare olarak görüyorum. Çünkü neden yan etkisi olan bir şeyi bebeğimize verelim? Bu şekilde çözümler varken. Tabii ki enfeksiyon durumunda antibiyotik de kullanmak gerekebilir. Ateş düşürücü de kullanmak gerekebilir. Ateş düşürücülerden de bahsedeceğim. Şimdi bu şekilde düşürdük. Size tamam. Zaten içimiz rahat. Ama düşmüyor. Artık 38,5 buldu ateşi. Bunları denedik, denedik, hala denedik. Düşmüyor ateşi. İlk olarak parasetamol vermek gerekiyor. Parasetamol sizin bildiğiniz adıyla Parol. Çocuklarda Kalpol falan diye değişiyor ama ben böyle çok marka yapmak istemiyorum. Çünkü parasetamolun bir sürü marka çıkarıyor çocuklar için olanı. Parasetamol, yani içeriği parasetamol olmalı. Markası ne olursa olsun, artık sizin tercihiniz eczanede ne olursa, pembe şuruplar oluyor biliyorsunuzdur. İlk olarak ondan içirmeniz. Çünkü yan etkisi en az olan ilaç parasetamoldur. Hani ateş düşürücü olan. İlk olarak mutlaka onu deneyin. Şunu da söyleyeyim. Parasetamolü günde 4 kez verebilirsiniz. Yani 4 kez ne oluyor? 6 saat arayla. Çıktı, tekrar verebilirsiniz. 6 saat sonra çıktı, tekrar verebilirsiniz. Hastaneye gitmeden bu şekilde çözebilirsiniz. Ama bebeğinizin ateşi 2 saate bir çıkıyor, 3 saate bir çıkıyor. Asla düşmüyor. Çok inatçı. Tabii ki doktora gidin. Ama 6 saatte bir çıkıyor, 3-4 saatte bir çıkıyor. Hani 6'ya kadar soğuk uygulama yapıyorsunuz falan. Bu şekilde toparlayabilirsiniz. Burası o kadar hassas bir nokta ki hani şey de diyemiyorum, hani hastaneye götürmeyin, götürün de diyemiyorum. Ben bunun ayrımını yapabilirim ama sizi de yanlış yönlendirmek istemiyorum. Önemli noktalara dokunuyorum. Hani şunu demeyin bana, işte siz dediniz ben hastaneye götürmedim gibi bir şey değil. Ben evde hastaneye gidene kadar, belki hastane uzak, belki biri götürecek sizi o girene kadar bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bunları söylüyorum. Onun dışında da dediğim gibi 38'in altında, 38,5'un altındaki ateşleri kendiniz hiç ilaç kullanmadan bile düşürebilirsiniz. Ben birebir şahit olduğum için, ki doğada da aynı şekilde uygulayıp düşürdüğüm çok oldu. Bir ateş düşürücü daha var biliyorsunuz, turuncu olan. İbuprofen, yani sizin bildiğiniz Dolven oluyor. Onu da dönüşümlü olarak hastanede kullanıyoruz biz. Aslında evde de kullanılabilir. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. O dönüşümlü kullanılıyor ya. Diyelim ki ateşi çıktı. 6 saatte bir değil de 3 saatte bir çıkıyor. Bir parasetamol, bir ibuprofen verdiniz diyelim. Ama sizin dozu ayarlamanız çok zor olduğu için toksik doza, yani zehirleyici doza ulaşabiliyor. O yüzden böyle bir yöntem var. Hastanede kullanılırsa gayet doğal. Ama sizin yapmanızı çok önermiyorum. Hemşireler zaten bilirler bunu. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu bir ölçek. İlaçların içinden çıkan. Mesela sağlıyorum. Doktorun size dedi ki 2,5 cc verin çocuğunuza. Bakın. Şurayı görüyor musunuz? İçinde 1,25 yazıyor. Şurada yanda 2,5 yazıyor. Burada da 5 yazıyor. İçinde de 3 tane çizgi var. Net görebilmeniz için. Bir dakika. Şurada 3 tane çizgi var. Bu alttaki çizgi 1,25, ikincisi 2,5, üçüncüsü de 5 mililitre. Hani bunu da bilin ki doktorunuzun söylediği dozdan yanlış vermeyin. Çünkü bir tane anne doktor 2,5 cc demiş. O 2,5 ölçek vermiş bununla. Onu bilmenizi istiyorum. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Ateş alarmı aralığından bahsettim. Hangi bölgelere ılık uygulama yapacağınızdan bahsettim. Nasıl ılık uygulama yapacağınızdan bahsettim. Ne zaman ilaç kullanacağınızdan, doğru ölçekten, ılık uygulamayı hangi bölgelere yapacağınızdan, ateş ölçerin hangisinin doğru olduğundan, ne zaman duş aldırmanız gerektiğinden, ne zaman ilaç kullandırmanız gerektiğinden bahsettim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoların devamı için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir içerik varsa onu da yazabilirsiniz. Bununla da ilgili bilgi ver diye. Onunla ilgili de size seve seve bilgi veririm. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Beğen. Thank you.